Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs Cuma, günlerden mavi pembe. Evet arkadaşlar. Cinsiyet partimiz. Ya da burada, şimdi çıkarma kızı. Evet Yıldım Hanım, valla ben çok heyecanlıyım. Ben yani çok heyecanlıyım. Şu an sanki düğünde gibiyim o zaman. Ben öyle hissediyorum tabii, yani böyle beyaz beyaz giyince. Farklı bir heyecan, değişik bir atmosfer, ilk defa böyle bir büyük bir organizasyon yaptık çocuklarla. Gerçekten ben zor konuşuyorum, oldukça heyecanlıyım. O anda da neler olacak çok merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum Tayyar Bey. Vallahi o andan önce o kadar güzel bir organizasyon oldu ki. Evet. Şöyle detaylarını birazdan zaten sizler için çekeceğiz. Arkası sahil, uzun yapı plajındayız bugün. Sarıyer'deyiz. Burak Bey bize çok yardımcı oldu burada. Aşağıda zaten adresini falan da bırakacağım. Yine sahil, deniz kenarı, arkadaşlar, misafirler, davetler, o kadar heyecanlı olmamak da zaten mümkün değil evet, Tayyar Bey. Vallahi. Yani ben dedim ki düğünde böyle heyecanlanmamıştım gerçekten, onu söyleyeyim aslında. Allah Allah, bilmiyorum yani. Mustafa biliyormuş gerçi. Biliyorsun cinsiyeti Mustafa. Ben söylemiyorum. Söylesene. Vallahi kimseye söylemeyeceğim. Tahmininiz ne? Hadi azıcık ipucu. Ben nötrüm. Ben kız diyorum. Ben nötrüm. Ben kız diyorum. Ben tahmin yapmak istemiyorum çünkü daha sonra. Ya söylesene ya. Hadi söyle ne olur. Ne olur ne olur söyle. Yok, söylemeyeceğim. Allah Allah. Mustafa? Ya gönlünden ama... erkek geçiyor mesela. Gönlünden erkek geçiyor evet. Ama tahminin ne? Benim gönlümden kız geçiyor. Ha gönlümden erkek tahminim geçiyor. Yani şimdi tahmin yapıp yanılmak istemiyorum. Ya şimdi, o yüzden nötr diyorum. Evet, o kadar çok erkek diyen oldu ki, erkek karnına benziyor artık, erkek gelsin diyen oldu ki, ben sanki böyle erkeği biraz daha çok istiyorum ama tabii ki hayırlısı sağlıkla gelsin. Bizim için önemli olan o iki tane kız evladımız var. Allah onları bize bağışlasın. Bu bebeğimi de inşallah sağlıklı kucağıma alırım. Evet inşallah. Ne çok konuşuyorum ya ben böyle özel günlerde. Hadi davetlere bakıyorum zaten, kim geliyor kim geliyor diye. Yavaş yavaş davetlerimiz de geliyor. Evet, birazdan masaları da gezeriz. Aynen, onların tahminlerini alacağız. Tahtaya bakalım. Herkes tahmin yapacak. Ağırlık görünü çıkacak. Yine şu anda pastaları götürüyormuş. Evet arkadaşlar, şimdilik bizden böyle. Hadi bakalım diğer alanları da hep birlikte gezelim. Bizim aile hep kız. Ben de teyzesi olarak bu sefer erkek olacak diyorum. Sen ne diyorsun kızım? O da erkek diyor. Bakalım ne çıkacak. Ben Elif Pelteci. Benim tahminim kız. Hayırlısı. Önceliğimiz tabii ki sağlıklı olması. Tabii ki de. İkinci kız geliyor diye düşünüyorum. Kız mı geliyor, sen erkek diyecek. Aa erkek, pardon. Ben de erkek geleceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun diliyorum ama içimden erkek geliyor. İnşallah haklarında hayırlısı olur yazıyorum. Ben üç kız annesi olarak erkek olacağını düşünüyorum. Çünkü Özlem'in bütün tırnaklarında pembe oje var. Bir tanesinde mavi var. Bu şaşırtmacı olabilir bence. Şöyle. Evet, rengimizi belli ettik. Ben erkek hissediyorum. Tahminim erkek yönünde. Yazıyorum yorumumda şimdi. Hayırlısıyla gelir inşallah bebeğimiz. Kız oğlan olması benim için o kadar önemli değil. Hayırlı, böyle sağlıklı, sıhhatli olsun. Ben kız hissediyorum. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uğurlu olsun. Ben zaten ilk başından beri Ela'nın doğumundan sonra bunun arkası erkek demiştim. O yüzden erkek olduğunu düşünüyorum. Merhabalar, ben Doktor Cihan Tanyolaç. Özlem ve Tayyar'ın yine doktoruyum. Bu sefer üçüncü gebeliğinde beraberiz. Üçüncü çocuğunda cinsiyet partisi de düzenledik şimdi. Bakalım hangisi olacak? İkimiz de tahminde bulunacağız. Bir, iki, üç. Kız. Erkek. Bir şey söyleyeceğim. Yine bilemedim. O söylemiyor ya. Böyle tabii şey ki söylemeyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim, gelmiş geçmiş. O yüzünü görmek istiyoruz. En yakışıklı doktor değilim şimdi, eşinin yanında konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Ya çok iyisiniz hocam. Şu ana kadar gördüğüm en iyi doktorlardan bir tanesi. Gerçi eşim doktor diye demiyorum şimdi, bak geliyor. Vallahi geldi. En iyi kadın doğumcu da var ya. En iyi kadın doğumcu. Ortadoğu ve Balkanların hep söylüyorum ben. Aynen, evet. Sağ olasın. En iyi kadın doğumcusu kardeşim. Teşekkür ama o kadar ettik ki bana şey söylemedi. O kadar sıkıştırdım. Vallahi mesajlar attı, konuşmalar yaptı, hiçbirini söylemedi. Çok arayan oldu arkadaşlar, özür dilerim ama hiç kimseye söylemedim. Çok ketumdur. Gerçekten söylemedim yani. Evet, bir tek Buse biliyor ama. Buse biliyor. Haberiniz olsun.
biliyorsunuz Eroş'umuzu görüşmek üzere. Eroş'umuzu da onu da söylemem lazım. Eroş'umuzu herkesin böyle çok biliyorsunuz. Hani böyle dörtlü çocuklar da güzel oluyor. Ay yani. Evet çocuklar değil güzel. Mi? Sizden güzel çocuk çıkıyor arkadaşlar. Aynen. Artık öyle. Dörde gider miyiz? Göreceğiz bakalım. Reklamlardan sonra. Çok şaşırmadık zaten bekliyorduk ya arkadaşlar. Ya sen tahmin ama erkekti. Sen erkek ben, bekliyordun. Ben geçen oydu ama tabii ben de biliyordum artık. Yani senin hislerin çünkü çok önemli. Kıvvetli bir kız diye beni kıza ikna ettin zaten. O yüzden çok sürpriz olmadı şıkkası. Ya çok bozuldu hocam ama ya. Çok... Niye böyle? Niye erkek koymadın? Hocam madem koyulabiliyordu değil mi? Herkes öyle yazmış ya. Aynen. Evet vallahi çok heyecanlandık. Çok güzel bir organizasyon oldu. Evet çok güzel oldu her şey. Gerçekten. Yani bilmemize, tahmin etmemize rağmen kız olacağını çok değişik bir his. Tahmin etmemiz yok tahmin canım. Ben bir ihtimalle veriyordum. Sana... Erkek de olur diye düşünüyordum artık. Hmm. O kadar çok kişi erkek diye şey yaptı ki. Bakın tahtada dolmuş zaten. Herkes erkek. Ya baksana erkek daha dolu. Dina taldırmışlar. Dina taldırmışlar. Evet, yani hayırlısı oldu bizim için. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir herkes organizasyon oldu. Yayında yapımda emeği geçen herkese. Evet. Zaten aşağıda emeği geçen herkese de etiketleyeceğiz. Yazacağız teker teker. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz. Tahmini zor çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Mutluyum. Gerçekten şu içim cizetli gözlerim yaşardı. Hatta biraz ağladım da sevinçten, mutluluktan. Mutluyum yani. Ama tahmin ediyordum, %100 diyordum hatta. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your laugh, your song, your story.